1936 Kars Arpaçay Oğuzlu köy doğumluyum. Orada hayvancılıkla, çiftçilikle meşguluydum. Kendi çocukluğum böyle ayağıma bir şey bulamazdım. Hayvan gönlünden falan çarık yapılırdı. O çarıklardan giyerdik. O çarık da yaz aylarında çok sıkardı. Kış aylarında da çok gevşek olurdu. Yön dediğim hayvan derisi. Eski yaşantıyı anlatmak isteyen de ağlamağım geliyor. Gözlerim doluyor, onun için eskiye çok gitmeyi istemiyorum. Gaz lambası vardı. Gaz lambası. Ne elektrik, ne televizyon, bir şey yokuydu. Dediler ki, bir radyo çıkmış, Ankara'da konuşuyor, burada dinliyor. O eski insanlar, ya bırakın ile şey olmaz. İnanmadılar. Sonra köyümüzde biri eşittik ki, radyo getirmiş, anot katotluydu onlar. Ceryan yokuydu, onlarda anot katot vardı, onunla çalışıyordu. Hepimiz gitti, onu dinledik. Bak bu ses nereden geliyor? Ankara'dan. Ankara konuşuyor, burada dinliyoruz. Yavaş yavaş yaygın oldu. Başka biri aldı, başka biri aldı. Yol da yokuydu. Biri İstanbul'dan gelende deyirdiler, ya İstanbul'dan bir tane gelmiş, onun görüşüne giderdiler. İstanbul nasıl? İstanbul'da ne gördüm? O da başka türlü anlatırdı. Adamlar böyle, yolu böyle, ışığı böyle. Çünkü bizde elektrik falan yok. Akşam bir düğme var, ona bastığın zaman hemen ışıklanıyor, her taraf yanıyor. Allah Allah, o düğmede ne var kardeşim? Ne bileyim, bir düğme böyle aşağı çektiler, her taraf oldu bembeyaz, anladın mı? O adamı dinlerdi. Ondan sonra yavaş yavaş dediler ki, ceryan gelecek. İnanmadık, çok sevinmiştik. Ceryan, ölebilirim ki Ankara'ya gelmeden 2 sene mi ne önce geldi oraya. Ceryan geldiği gece kurbanlar kesmek, her köy oldu elektrik, sokaklar ışık. Ya inanmıyorum. Ecep böyle mi gidecek? 2 senede o elektrikte yaşadım. Ondan sonra Ankara'ya geldim. 92-93 bu aralarda. ...17-18 yaşına gittiğim zaman askerliğe hazırlanmaya başladım. Kağıdım çıktı, asker oldum. Fakat Kore Harbi vardı. Ben Kore'ye yazılmaya karar verdim. Bir ay vapurla yol gittik. Umman Denizi'ni geçtik, okyanusu geçtik. En son Çin Denizi diye bir denizde 26 gün yolculuk yaptık, gece gündüz. Ondan sonra Kore'ye gittim, orada 1 senede orada görev yaptım. Bizim zamanımızda anlaşma oldu, harp durdu. Biz bol bol nöbet bekledik. Türkiye'ye geldikten sonra sevdiğim bir kızı kaçırdım. Babası çok para istedi, veremedim. Kızı kaçırdım. Mahkemeye falan verdiler, kız beni tuttu. Benim kendim geldim dedi. Rahmetli kaybettiğim aileydi. Eşim. Bundan 9 çocuğum oldu. 4 oğlan 5 kız. Fakat bu ailem çok bilinçliydi. İlla kızlarını okut dedi, kimseye bakma. Kızların kendi ayağının üstünde dursun. Dedim ki bura uzak, kışın kar içinde falan çocuğu okula, İlkokulu okuduyorum, ortaya gelende kalıyorum. 3 kilometre atla götürmek zorundayım. 3 kilometre akşam getirmek zorunda. Ben dedim Ankara'ya göçeceğim. 92-93 bu aralarda. Dedi sen bilirsin. Şimdi yanımda bir kızım var, şimdi Ankara'daydı. Selçuk Üniversitesi'ni bitirmiş o da. Bekardı, o yanımdaydı. Bir kızım fizik tedavide doktordu. Bir kızım Bilecik'te hastanede müdürdü. Yani bu dünyada zenginlik onu anladım ki iyi evlat koymaktır. Yararlı evlat koymaktır.
Kız evladı babaya anaya daha düşkün olur. Ama kız evladının hakkını vermek lazım. Sabahtan kızım 3 defa beni aramış. Baba ne yapıyorsun? Baba bir oğra buraya. Baba amandır. Ama oğlum 3 günde biz başla iler. Kasım da tasın da ediyor 3 gün 4 günde bir. Ama büyüğü oğlum hiç gitmiyor. Baba bundan güzel. Baba nasılsın? Baba iyi misin? Kızlarım her gün diyer. Bir kızım da öğretmendi İstanbul'da. Her gün sorar. Böyle yaşı geçen adamlar çok hassas olur. Yani tez küsüyor. Tez fitesten atıyor. Ya nasıl sormadılar, nasıl etmediler? Ben böyle emek çektim, ben böyle şey yaptım. Evlatlara onu demek isteyen tez tez babanın ananın hatırını sorsun. Unutmasın. Baba ana dağdan aşmış bir güneşti. Battı batacak. Son ışığı parlıyor. Bu babayı anayı unutmasınlar. Anladım. Çok ezgetle çok zehmetle geliyoruz. Ama onlar ile bilir ki kendimiz yetiştik. Eşim çok iyi bir insanıydı. Azariydi. Azariydi. Aramızda bir gün bir çekişme olmadı. Ailem yanımdayken biz cennet gibi yaşıyorduk. Ama bir gaza geçirdik Yevköy'de. Ailem orada vefat etti. Anladım. Biz kurtulduk. Ama bunu bile bilin ki bir insanın eş öldükten sonra kıyamet kopuyormuş. O an için bana kıyamet koptu benim için. İkinci kıyamatta öldüğüm zaman kopacak. Birinci kıyamatım kopmuş. İkinci kıyamatı bekliyorum. İnsana karşı da çok merhametliydi. Bu apartmanda ceryan gittiği zaman mum düzerdi o şeylerin başına. Gelen olar yıkılar. Onun bir şeyine şahidim. Parkta geziyoruz. Ayakkabı boyacı geldi. Ama bir de baktım yaşlı maçlı bir adam. Kardeşim dedim, sen yaşlı maçlı bir adamsan bu boyadan ne anlıyorsun? Dedi ki vallahi evimde kiredir. İşten de çıkardılar. Kendim de Yozgatlıyım. Ekmek parası için dolaşıyorum. Ayağımı boyadı, çıkarttım buna 2 lira verdim. Bu da yanımızda dinliyor aile. Kalktım dedim ya gidelim. Ama yürüyüş yapar, gelir burada kafelti yapar. Dedi sen git ben gelirim. Baktım bunda bir şey var böyle düşünce. Geri döndüm gözünü silip ağlıyor. Niye ağladın dedim. Dedi sen vicdansızlık yaptın. O adam dedim evim yoktur. İşim yoktur çarptın ona 2 lira verdin. Ne olur dedi 10-15 lira vereydim. Ben gelmiyorum dedi senin ahraca. Ailem de bunu gördü. Ya bir kızdım bir de baktım ki bunun vicdanından başka ses geliyor. İle bir aileydi. Çok yardımseveriydi. Ben ailemle çok zorluk çektim. Çok zorluk çektim. Ama imkan mı var? Ailem beni bırakaydı. İmkan mı var? Benle o zorluğu aşmak isterdi. Bunu sesleniyorum millete. Ailelerin kıymetini bilsinler. Birbirine doğru yolu göstersinler. Bunlar ne de o kimmişler. Birbirinin eksiğini tamamlasınlar. Yoksa insanın hepsi aynıdır. İraziyim. Allah ona rahmet etsin. Makamı cennet olsun. Çocuklarıma da söylüyorum. Ananızı unutmayın. Ölmekten o kadar korkmuyorum. Ama ailem yanımda olduğu zaman çok korkardım. Ölüm benim için çok iyidir. Satılsa parayla alardım. Memleketimizi unutmuyorum. Yazları orada kalıyorum. Her zaman çok yazın çok cennet kimi olur. Yazın karşıda 3 ay kalınca tezeleniyorum. Ama burada iple çekiyorum. Ne zaman 5. ay gelecek karşıya gideceğim. Eski köy hayatı çok zoruydu. Şimdi ama köy hayatı şimdi çok iyidir. Şimdi İstanbul'un göbeğinde ne varsa git karşın dağ başındaki olan köyde o var. Hiç oradaki sütünden, yoğurdundan, suyundan hiç
İlaç yoktu orada. Çünkü her şeyi ağız tadından yiyorlar. Bazen domates evlerin önüne ekmişler. Onun, bu domatesle ne kadar değişikliği var. Salata. Orada bir salata yedim. Bir gün akşama kadar ağzımdan salata kokusu gitmedi. Ekmeksiz, susuz yaşarım gene yaşanır. Hiç yeme o hava yeter. Çok yaşlı adamları doğuda, yüksek yerlerde gördüm. Yüksek yerlerde, yüksek yaylada. Adam at peşine koşuyor. Şey, yaşını soruyorum, yüzü geçkin. Ama burada merdivanı çıkamır 70. Ben mesela memlekette olsam belki de 120'yi falan vurardım. Ama şimdi 4-5 senem kalmış. Karşım bir türküsü de var. Söyleyeyim mi? Dinleyin ağalar, terif edeyim yine ya da düştü eller karşın. Güzeller bezenir, toyda bayramda karışır yeşile allar karşın. Havası çok serin, yelleri eser. Suyu abu hayat, sel sebi kesver. Coş vererek çağlar selleri karşın. Yaz olunca cennet misal otağı, hesaba mı gelir sütü kaymağı, loru çökeleği, yoğurdu yağı, sağılır yaylada malları karşın. Aşığı coşturan aşk havasıdır, serinde coş veren gam deryasıdır. Kars'ta celvanının şen yuvasıdır, gözümde tutuyor yolları karşın. Thank you.